Merhaba, bu video evrensel hakikatle ilgili sıfır noktasıyla ve sıfır rakamıyla ilgili. Sıfır aslında sevginin kendisidir ve evrenin kendisidir. Kendimi bildim bileli hep insan davranışlarıyla ilgileniyorum. Belli durumlarda insanların neyi niçin yaptığını, işte arkadaşlarımı, ailemi, okuldaki arkadaşlarımı takip ediyorum. Belki içsel bir bilgi olarak, belki de fizik, matematik, kimya, bilim insanı olduğum için insan davranışlarının basit bir matematik formülünden ibaret olduğunu ve fizik kanunlarının bir parçası olduğunu çoğu insana göre çok daha net bir şekilde görebiliyorum. Ve temel olarak evrendeki her şeyin sıfır noktasında toplandığı benim için çok net. Sıfır öyle bir sayı ki, matematikteki sayı, tüm noktalar sıfıra vardığında nötrlenir. Sıfır, evrensel denge noktası, tüm sayıları, var olan her şeyi dönüştüren bir varlık, bir güçtür. Sıfır, sevgidir, hakikattir. Hakiki sevgi, kainatın öz noktası, aslında matematikteki sıfır noktasıdır. Yaşamın gerçek anlamı sıfırdır. Her şey oradan ortaya çıkar. Sıfır hem ilk hem son noktadır. Ve öyle bir noktadır ki oradan sonsuzluğa açılır. Hazreti Ali'nin ilim bir noktaydı, cahiller onu çoğalttı dediği yerdir. Kainatta, kendi hayatımızda ve başkalarının hayatlarında olan her şey bizi sevmeye, sıfırlanmaya geri döndürür. Tüm sayıların sıfıra gidişi gibi. Her deneyimimizle biz dev bir dengeleyici mıknatısın yörüngesine girercesine sıfıra, sevgiye, hakikate çekiliriz. Sıfır nasıl tüm sayıları dönüştürüp denge noktasına getiriyorsa, tüm sayıları nasıl kendinde eritip hakikati tek bir noktada topluyorsa, işte sevgi de aynen bu şekilde tüm farkındalıkları dönüştürüp sonsuzluğa açılan o noktada bir araya gelir. Tüm yargılar ve tüm koşullar, her ne bakış açısı olursa olsun, tekrar hakikate döner. Evrendeki her şey tüm farkındalıklarından soyunup o denge noktasında sıfırlanır. Hiçin sonsuzluğunda erir. Kemale ermek aslında sıfır noktasıdır. İlahi mükemmellik, ilahi düzen sıfır noktasıdır. Yaradan o sıfır noktasıdır. Saf sevgi, dengenin nihai noktası, nötr olan sıfırdır. İşte İngilizce yazdığım Awakening, uyanış kitabımda yaradandan başka hiçbir şey yoktur dememin sebebi bu. Çünkü sıfırla karşılaşan bir sayı yoktur. Sıfır varsa diğer hepsi yoktur. Yokluk makamına erer. Sıfır noktası, tüm fizik kanunlarının, matematik kanunlarının vardığı sıfır noktası hiçliktir, yaradandır. Her şey, diğer geri kalan her şey bir rüyadır. Hakiki olan sadece sıfır ve sevgidir. Dünyaya ve insan davranışlarına baktığımızda da her şeyin sıfıra vardığını, her şeyin sıfıra dönüştüğünü görürüz. Yani tüm pozitif negatif davranışlar, aksiyonlar, eylemler, tüm iyilikler, kötülükler hepsi sonunda gelip sıfırlanırlar. Sevginin dönüştürücü gücü tıpkı sıfır gibi tüm zıt kutupları bir araya getirir, içerisinde eritir ve onları sıfır noktasında nötrleştirir ve can verir. Bizler insanların bazı davranışlarını iyi, bazı davranışlarını kötü olduğunu düşündüğümüzde aslında hakikatten koparız, sıfır noktasından koparız. Kafamızda iyi ve kötü gibi yargılarımız olduğunda, hakikatte iyi ve kötü olmadığı için, bu iyiler kötüler sadece bizim yargılarımızda olduğu için, biz yargılarımızla objektiflikten ve sıfır noktasından koparız. Yani hakikatten, yaradandan, sevgiden ve tüm olanın güzelliğinden. Ve o yüzden kafasında çok fazla yargı olan insanlar sıfırdan ve hakikatten koptukları için yaradanla ilişki kuramazlar, sevgiyle ilişki kuramazlar. Hakikatte iyi ve kötü diye bir şey yoktur. Bu sadece bizim algılayış şeklimizle ilgilidir. İyi ve kötü sadece algımızda, ahlaki yargılarımızda ve ön yargılarımızdadır. Gerçekte böyle bir şey yoktur. Çünkü zıtlık diye nitelendirdiğimiz şey aslında birbiriyle birleşip sıfıra ulaşmaktadır. Ve yeryüzünde birbirinin zıttı olan şeyler bu yüzden eşit sayıda, eşit oranda vardır ve sıfır noktasında eşitlenir. İnsanların geliştiğini, davranış ve düşünce alışkanlıklarının gelişim içinde olduğunu düşünüyorsanız bir daha düşünün. İnsanların çoğu derin düşünmediği için, dikkatli bakmadığı için insanlığın değiştiğini, bilgeleştiğini falan zannediyor. Halbuki insan davranışları ilk insandan bu yana aynı. Sadece form değiştirmiş durumda. Biçimleri değişmedi. Örneğin savaşlar ilk çağlardan beri yüzyıllardır devam ediyor. Devam etmeye de devam edecek. Çocuk kaçırma, hırsızlar, cinayetler, tecavüzler, tüm bunlar insan dünyaya ilk ayak bastığı zamandan beri yaşanıyor. Şu an 21. yüzyıldayız. Her şey gelişti gibi gözüküyor. Fakat dünyanın her yerinde
Tüm bunlar devam ediyor. Yani negatif dediğin şeyler devam ederken pozitif dediğin şeyler de devam ediyor. Çünkü ikisi birbiriyle hizada olmak ve sıfır noktasında eşitlenmek zorunda. İnsanoğlu birbiriyle savaşmaya bir son verecek mi? Dünya barışı gelecek mi? Çocuk cinayetleri, hayvan katliamları, insan cinayetleri bitecek mi? Cevabı çok iyi biliyorsun. Hayır, hiçbir zaman. Ve bu iyi ve kötü bir şey değil, sadece realist bir bakış açısı. Biri olmadan diğeri, savaş olmadan barışı, iyilik olmadan kötülüğü düşünmek aslında mümkün değil. Hiçbir şey zıttı olmadan var olamaz. Her şey zıttıyla birlikte vardır. Çünkü matematik ve fizik yasaları yeryüzünde hakimdir. Hayatınızda iyiliğin olmasını istiyorsanız kötülüğe hazırlanın. Birinin sizi öpmesini istiyorsanız birilerinin yüzünüze tükürmesine hazır olun. Çoğunuz hayatın hep iyi yanını istiyor gibisiniz. Mutlu, keyifli ve tatminkar tarafını. Ancak mutsuzluğu, boşluğu, diğer tarafı istemeyerek, görmeyerek ne yazık ki yok etmiyorsunuz. Çünkü matematik ve fizik kanunları yeryüzünde her an aktif, her an işliyor. Bir şeyi yaparken aslında tam zıttını da yapıyorsunuz. Evrenin yasalarından kaçamazsınız. Evreni, işleyişi, matematik ve fizik kanunlarını değiştiremezsiniz. Yaradan, hakikat, sevgi, sıfır noktası hiç değişmeden kalır ve içerisinde her şeyi yok eder. İşte bu sebeple bilge insanlar bir şeyin peşinde koşmazlar. Çünkü her şeyin tersiyle birlikte var olduğunu iyi bilirler. Bilge bir kişi, her şey hiçbir şeydir ve sıfır yaradana ve sevgiye eşittir. Çok iyi bilir ve yeryüzündeki her şeyi kucaklayabilir. Benim de mesajım budur. Teşekkürler.